Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör. Evet sevgili izleyiciler. Kütahya'mın ilçesi Altıntaş'a bağlı Yalnız Saray Köyü'nden sesleneceğiz sizlere. Yalnız Saray Köyü'nün gönül perdelerini aralamaya geldik efendim. Merhabalar Anadolu sevdalıları. Kütahya'mın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnız Saray Köyü'ndeyiz. Büyüklerimiz cumadan çıktılar efendim. Biz de toparlandık. Büyüklerimizle sohbet edeceğiz. Yalnız Saray'dan bahsedeceğiz. Efendim çiftçilikten bahsedeceğiz. Eskiden burada hayat nasılmış? Efendim tarladaki ürünler nasıl kalkarmış? Bugün nasıl? Burada hayat nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz. Efendim merhabalar. Evet, merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Evet ben Yalnız Saray Köyü'nden Ramazan Keskin. Ramazan amcam. Genç gözüküyorsun ama ben gene de bir yaşını soracağım senin. Kusura bakma da hemen hemen 85 devirin. 85 hay maşallah. Ne? Şükür. 85 yıl burada mı geçti efendim? Burada geçti. Burada doğdunuz, burada büyüdünüz. Ha, bu köyde doğduk, büyüdük. Ömrümüzü burada bitiriyoruz. Nasip olsa. Evet, Rabbim hayırlı ömürler amin, nasip etsin. Rab. Sağlık, afiyet, mübarek cumadan çıktınız. Sağ olun, Allah razı olsun. Cümlemizden. Şimdi amcam, eskiden çiftçiliğimiz nasıldı? Neler gördünüz siz? Bunları bir paylaşalım. Şimdi kızım, bizim çiftçiliğimiz benim gençliğimde diyeyim ben, çocukluğuma inmeyende. Demin anlattım size. Eşekle, beygirle biz buralara doğru geldik. Babamcıl, dedemcıl. Merkep koşasıya kadar gittiler. Fakirlik. 5 dilim yere kesin. 3 tane nüfusun olur. Babanın bir ot mot şimdiki gibi mahsul da olmuyor. Tarlalarda. Babamız bir çay gelir, harmini atarız. Yarımını tavuk kazdır, yarımını yel götürür. Yiyicilik yok, tohumluk yok. Yokluk yani. Yokluk. Böyle böyle bu şeye geldik. Ama sonra çok şükür motorlar çıktı. Öküz eşek arttı. Gençlik bir yandan yetişti. Eskiden harpten insan da yoktu yani. Aa, bir de o zaman insanda da sıkıntı var. Yonanar. Benim babam 15'liydi. Yonanar binden çıkmış. Birkaç ihtiyar vardı. Onlar anlatırdı bize de. O yokluğu da 7 sene ot bitmemiş bu memleketlerde. O harbin tesirinden. Oradan bu yana biz ekinlerin içinde fi topladık, yediğimi ben iyi bilirim. Annem götürürdü, biz aç kaldık. Babam yolda çalışırdı. Yola götürdü, o zaman yol parası için yolda çalıştırırlardı. Ekinlerin içine götürürler, fi toplarız, yeriz, bir yolda fi hastalığa yatarız oralarda. Böyle yetiştik biz ya, ama şükür ya. Elhamdülillah şimdi hepsi var. Hepsi güzel, devletimizle, milletimizle. Çok güzel. Şimdi bizim yetiştiğimiz böyle. Evet. Şimdi harman yok. Tarla doluyor. Ne varsa hepsi makineler. Tarlada bitiriyor. Gelip bize çöp. Çöp. Başka iş yok. Şükür bugünlerimiz. Şükür elhamdülillah. Çok iyi. Anneniz ekmeği falan kendi mi yapardı? Tabii kendimiz yapardık. Çünkü her evde aşağı yukarı fırın olurdu. Saman fırını. İşten o bir fırına gidemezsin. İşten gelirsek etmek lazım. Çoluk çocuk. Kalaba evet. O zamanlar. Evet. Fakirlik var, çocuk da çok. Fırında samanla etme giderler. Gece işten gelişin, sabaha yetiştirmek için. İşte böyle bir hayat geçirdik. Ya. Ama o yer sofraları, o kalabalık sofralar güzeldi değil mi amca? Ama o günden zevkini ben şimdi bulamıyorum. Yok değil mi? Yok.
Şöyle yok. Şimdi gençlere şahitçi olmayan da evet. Bağlılık yok. Kalmadı değil mi? Şu cuma olmasa bu toplum bulamazsın burada. Ya iki kişi ya üç kişi. Millet işe gidiyor. Sonra şurada iki kişi dikilsin, bir kişi gelip bunun ayına dikilmez. Gider de şuraya. Bizde böyle bir şey, solluk var. Gençliğiniz nasıldı arkadaşlarınız? Gençliğimiz çok güzeldi. 3-5 arkadaş sabahlara kadar odalarda otururuz, yatarız, yeriz, içeriz. Yiyip de ne? Pate yaparız sobanın üstünde. Annem gel ocakta hamursuz ediverler. Onları götürürüz odaya. Bir şeyler işte böyle gece vakit geçirdik. Düğünde şimdi... şunu diyeyim ben size, bulgur evleri olurdu. Madem eskilerden bahsediyorum. Evet. Köyle bulgur kaynadır, bulgur pilavı var ya. Evet. Değmenden çeker kızla. Evet. O emsallar, biz de o emsallar, kızlar bizi ünle sevdiklerimiz yani. Evet. Orada bulunuruz, dışarıda bakarız. Onlar bulgur çeker, mani söyler filan bir şeyler. Bulgur çekilir, kızlar mani söyler. Mani söyler. Sevgilileri de uzaktan uzaktan sadece bakar. Tepsi çevirlerdi böyle maniyle. Ne kadar güzelmiş. Ama işte onları hep unuttum ben. Onları yaşadık biz de. Peki dedem, sevdiğini aldın mı? Aldım sayılır. Tamam, aldım sayılır. Aldım sayılır. Yani bu toplumun içinden bir tane aldım. Tamam, o topluktan aldın. Aldım. Şükür. Demek ki evet. Eskilerde böyle yani. Evet. Her şey daha doğalmış be amcam. Çok doğaldı. Değil mi? Dostluklar doğal. İlk aldığım ayla biraz rahatsızlandı. Üstüne kusura bakma da bir tane daha aldım ben. Evet. O zaman. İkisi de mefat etti. Allah kabirlen cennet etsin. Cennet etsin, cennet etsin. İkisinden de memnunum. Peki. Ağabeyden daha arıyor yalnız. Yok. O bitti gari. O. Peki amcam, siz de o zaman mani denildi, gençler denildi. Siz de seyman yapar mıydınız? Çok. Nasıl geçerdi? Düğünlerde çok güzel seyman olur. Şerbet takılırlar. Şeyle, bayraklarla gelin getiririz, götürürüz. Sünnet düğüne şey dikerler, bir şey asarlar, vururuz silahlarla oradan bahşiş almak için. Bahşiş çalıyordunuz. Bahşiş çalıyordu. O ayna takarlar oraya. Gel beri. Orada aynı kim vursa oradan bahşişi alır. Altın takarlar oraya. Altını. Aynayı vuran altını kapıyordu. Altını kapıyor. Böyleydi o zamanlar. Çok şenlikmiş. Güzel şenlikliydi ya. Şey mi? Şimdi kalmadı da damada sadıç olur. Değil mi? He, o muhakkak. Şimdi yine var. Var mı gene? Sadıç var mı? Vay, yine de yanı başına eğreti diki veriyorlar. Eğreti diki veriyorlar. Eskisi gibi değil mi sadıçlık? Bizim sadıç dediğin mezara kadar girer. Oo. Kardeş dediğimiz sadıç kardeştir. Mezara kadar sadıçsın. Şimdi daha orada iş bitti mi, güveye girdim, sadıç tavuğu aldım, Allah'a ısmarladık. Bir daha yok. Ya her şeyler değişti değil mi? Değişti. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Yine de iyi maşallah, şöyle millet, derganlar, gençler çalışıyor yani. Bollerin evet. Ekipmanı güzel, motoruna, eline bir iş yok şimdi motoruna. Değil mi? He. Yüreğine sağlık amcam. Sağ ol. Çok güzel şeyler öğrendim. Bakın ben bu gelberiyi bilmiyordum. O aynanın takıldığını, aynanın yanında altın, aynayı vuranın altın aldığını da burada öğrendim. Ne kadar güzelmiş efendim. Gene bir büyüğümüz var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Siz de bir tanıyabilir miyiz? Ben Yalnızsaray köyünden Yılmaz Çakır. Efendim sizi de soracağım. Kaç yaşındasınız? Buyurun. Ben 55 yaşındayım. 1960 doğumluyum. 1960'dasınız. Evet. Amcamın bahsettiklerini bizzat siz de yaşadınız mı efendim? Hatırlıyor musunuz? Hepsini olmasa da birazlarını yaşadık tabii. Yani bak bu gelberiyi biliyorsunuz ama. He. Biliyoruz. Ayna vurdunuz mu siz de? Ben vurmadım da vuranları seyrederdik yalnız. O zaman daha biz tabii daha küçüydük. Küçüktünüz. Evet. Ama o şenliği, yaşadık. O hazırlığı yaşadınız yaşadık ne yani. Kadar güzel. Yaşadık evet. Size de Ramazanları sorayım. Eski Ramazanlarla mesela şimdikinin arasında köyümüzde Ramazan'da eğlencelerimiz olur muydu? Ramazan'da eğlencelerimiz şöyle birbirlerimizi mesela komşu komşuyu davet ederdi. Odalarımız Ramazan ayının geldiği gibi yanardı. Odalara çıkardık. Böyle Ramazanlar iyiydi yani. Yani bütün muhabbetler beraberdi değil mi? Beraberdi evet. Var mı sizin kuşaktan işte sadıçınız, arkadaşınız öyle? Mutlaka tabii. Herkes birbirine yetişiyor, can yoldaşı. Evet. Peki şöyle söyleyeyim ben size. Güzel bir köydeyiz. Siz de çiftçisiniz. Hı hı.
Hatta biraz önce bir şey söylediniz, bunu ekranlardan da söyleyelim. Buradaki üreticiler için ne dediniz? Hep bunlar doğal çiftçi dedim. Evet. Yan sanayi değil dedim. Yan sanayi değil, doğal çiftçilerimiz evet. Burada toparlanmış. Siz de çiftçisiniz. Neler yetiştiriyorsunuz? Yalnız sarayımıza neler yetişir? Şimdi yalnız sarayımızda biz fazla güveri diyeyim. Bir şeyler ekmeyiz de ekseri arpa, buğday, nohut, ayçiçeği ekerdik eskiden. Şimdilerde ekmiyoruz. Evet. Pancar. Bunları yapıyoruz. Şeker pancarımız olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız, evet. Yalnız evet. Sarayın şeker pancarı meşhur. Evet. Peki şu anda durum nasıl? Pancarlar sökülüyor galiba. Pancarlar sökülüyor. İşte millet ekin ekiyor. Yani komşular. Hı. Bir yandan ekin ekiyor. Pancarı söktüğü yeri hazırlayıp tekrar ekin ekiyor. Pancarlarını götürüyor. Öyle bir tatlı telaş mücadele var. Yapıyor. Siz tanıyabilir miyiz? Ben de Yalnız Saray köyünden Selami Arslan. 55 doğumluyum. Çiftçilik yapıyoruz. Şimdi şöyle durumla iyi. İyi. İyi çok şükür. Allah bu günden daratmasın. Devlete dirlik güvenlik versin. Amin. Birlik beraberlik versin. Amin. 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 Güzel. Kazların sesi geliyor efendim. Burası da trit yapıyor mu? Yapıyor. Da siz biraz zamansız geldiniz. Havalar soğuyunca, biraz gar olunca yine bekleriz. Buyurun gelin. Ben gaz tedi yedireyim size. Oo, söz aldık söz, efendim. Söz. Buradan sizlere de söz. Sesleniyoruz. Kaz tridi sözünü aldık. Selami amcadan aldık diye. Selami beyefendiden aldık. Evet. Önce kar yağacak. Sonra... Kaz karı yiyecek. Evet. Biz geleceğiz. Kaz ondan tridi sonra yiyeceğiz. Kaz tridi yiyeceğiz. Ben de bunu sizlerle paylaşacağım efendim. Evet. Siz de tanıyalım. Ben Yalın Saray'dayım burada. İsmim Şeref. Üretici misiniz? Üreticiyim. 1960 doğumluyum. Peki, şu anda üreticiyim dediniz. En yoğun ürünümüz ne? Sizin kaldırdığınız? Bizim arpa, buğday, pancar. Pancar. Siz de pancar ekiyorsunuz. Pancarı da bırakmak üzereyiz. Pancar fiyatları çok düşük olduğundan, gübre yüksek olduğundan, bunu mazot yüksek olduğundan bırakır. Yani köyün yarımı bıraktı aşağı yukarı. 3-5 zenginliğe ki onlara da pişman yani. Neredeyse artık pancardan vazgeçeceğiz. Vazgeçeceğiz yani. Yani Yalnız Saray'a da yazık olur ama yani. Değil mi? Şu Kütahya Ovası'nda en çalışkan köy Yalnız Saray, örnek köydür. Yalnız pancardan pişman zarar ediyor yani herkes. Ekersek yazık oluyor yalnız. Nasıl? Şu şartlarda ekersek yazık oluyor bize. Evet. Bırakırsak yazık olmuyor yani. Çiftçinin evet. Emeğini vermiyorlar. Çiftçinin emeğini vermiyor. Evet. Tercih ediyorlar. Yani artık pancar yetiştiricisi pancar kaldırırsa kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Onu mu söyleyeceğiz? Onu söyleyeceğim. Yetkililerimize evet. Buradan evet. Pancar üreticimizin yorulduğunu, evet. Artık taşıyacak gücünün kalmadığını. Doğru mudur efendim? Sovanın kilosu evet. 1500 lira, bizim pancar 100 lira. Biz çok pişmanız. Pancarı yani köyecek bırakma haline geldik. Onu da bizim gibi çiftçiler yapıyor da. Evet. Biz yani soğandan, samsaktan şey değiliz, şikayetçi değiliz. Hı hı. Ama şu gübre, mazot yani çok ağır. Evet. Pahalı olduğu için. İşte ne ekersen yani kazanamıyorsun. Hatta arpa buğdayı da dahil buna. Evet. Benim pancarım duruyor, buruştu. Kilo kaybettim. Kotamı dolduramıyorsun, ceza yazıyor. Sarın diyorsun. Araba gönder diyorsun, araba göndermiyor, arabalarımız yıkmıyor. Ben kamyoncu değilim, yalınız. Bir kamyonu 3 günde yıkıyor. Evet. 3 günde yıktığı için kamyoncu gelmiyor. Kamyoncu da bizden para istiyor, artı, haklı. Adamın 3 gün üstünde evet. 25 ton pancar duruyor. Evet. O adam orada 3 günde zaten 150 milyon kalıyor, yüzünü de yiyor. Yani size bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor. Teşekkür ederim, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Efendim Yalnız Saray'daki sohbetlerimize devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yalnız Saray köyünde muhkim. Emekli öğretmen. Aynı zamanda çiftçi Abdullah Güngör. Çok memnun olduk efendim. 1954 doğumluyum. 5 çocuk babasıyım. Burada yaşantımızı sürdürüyoruz. Peki eğitim hizmetlerinizi burada mı verdiniz efendim? 24 yıl köyde çalıştım. Oo,
Çoğu kişi belki de talebeniz. Evet, çoğu kişinin annesi babası benim öğrencim. Öğrenciniz. Evet. Bu da ayrı bir güzellik. Tabii, tabii. Onlarla tabii tekrar evet, yaşamda komşu olmak. Peki öğretmenim, şunu soracağım ben size. Neden Yalnız Saray? Bu ismi nereden almış? Efendim, Yalnız Saray bu çevrenin en eski köylerinden birisi kuruluş itibariyle. Selçuklu komutanlarından Hazar Dinarı, Afyon Karahisar'ı fethettikten sonra bu bölgeyi fethediyor. Sonra Kütahya'yı fethediyor. İlk yerleşimciler Yalnız Saray'a gelip yerleşiyorlar. Sonra Selçukluların yıkılmasından sonra burası Germiyan Beyliği'nin eline geçiyor. Burada Germiyanların bir ara konaklama evleri varmış. Eskiden büyük evlere saray dendiği için ona da saray demişler. Kışı Uşak'ta geçiriyorlar. Yazın yaylı olduğu için Kütahya'ya geliyorlar. Aradaki geliş gidiş tabii o zaman at arabalarıyla olduğu için burada bir 10 gün 15 gün konaklıyorlar. Halen burada mülkleri mevcuttur. Ondan dolayı Yalnız Saray deniyor. Türklerin gelmesinden önce bölgemiz biliyorsunuz bir Frig bölgesi. Evet. Köyümüzün bulunduğu yerde de Abe İkta diye bir Frig köyü mevcutmuş. Biz bunu mezar taşlarından öğreniyoruz. Tarihi kayıtlardan öğreniyoruz. İşte Büyük İskender'in Frig İmparatorluğu'na son vermesiyle artık burada Frig halkı kendi halinde değişik devletlerin istilasında dinlerini de değiştirerek en son Hristiyanlaşarak yaşıyorlar. Ondan sonra Türklerin gelmesiyle buradan çekip gidiyorlar ve bu bölge artık Türklerin bölgesi olmuş oluyor. Güzel, çok güzel. Şu anda köyümüzün kuruluş tarihi aşağı yukarı 1076'lara dayanıyor. Çok eski. Hatta kanunun bir fermanında da Yalnız Saray'dan bahsediliyor. Yalnız Saray karyesi diye. Evet. Tarih dolu. Tarih dolu, evet. Tarih, evet, dolu. Güler yüzlü, çalışkan insanların olduğu bir köy. Hakikaten köyümüz gerçekten çok çalışıyor. Arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi şimdi pancar üretiminde Kütahya'da şeker fabrikasının 200 bin ton kotası var. Bunun 25 bin tonunu Yalnız Saray karşılıyor. Gerçekten yani zararına da olsa bu pancarı yapıyoruz. Neticede bu topraklar mutlaka ki ekilip biçilecek. Boş bırakmaya bir şeyimiz yok. Evet. Öyle bir lüksümüz de yok. Ha burada hükümetlerin hatası vardır, yöneticilerin hatası vardır, bizlerin hatası vardır. İşte bunların böyle sizlerin vasıtasıyla dertlerimizi duyurursak bu dertleri oturur beraber çözeriz. Darılmayla, gücenmeyle bu işler olmuyor. Bu topraklar bizim. Ekeceğiz, biçeceğiz. Bu memleketin şekere ihtiyacı var. Var, evet. Evet. Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pancarı istemiyorlar. Niye? Kamış şekeri satmak için kota getirdiler, şu getirdiler, bu getirdiler, zorlaştırdılar. Ama bu zorluğa rağmen biz direniyoruz ve direnmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu ülke bizim. Evet. Bu vatan bizim. Başka gidecek yerimiz gidecek yok. Gidecek yerimiz yok. Evet. Ve biz bırakmayız. Biz bırakmayız. Kimselere de bırakmayız da. Şunu da söyleyeceğim. Yani sırf şeker olarak düşünmeyelim Sayın Hocam. Küspemiz var. Çok değerli melasımız mutlaka, var. Mutlaka. Bu, yan ürünleri yan var. Tabii. Melas, eğer bilemiyorum son durumları. 18 sene ben Kütahya Şeker Fabrikası'nda laboratuvarda çalıştım. Maşallah güzel. İspirito da kullanılıyor. Evet. Yani yan ürünlerimiz çok değerli. Limon tuzuna varana kadar. Kadar pek yapmıyor. Çok işleme alanı var. Fakat hayvanlarımız içinde hem de girdi maliyetleri düşürme adına küspemiz de çok değerli. Mutlaka. Yani biz bu ürünü ekeceğiz ama bu yanlışların işte düzeltilmesi, arkadaşların söylediği yanlışların düzeltilmesi. Bizim en büyük ihtiyacımız şu anda acilen beklediğimiz 55'lerde programlanan bir Akçaköy barajımız var. Evet. Hala yapılmadı. Hala sürüncemede şu anda. Evet. Ki ben şahsen bunu 10 yıldır kovalıyorum. Yani bu barajı. Takip ediyorsunuz. Geri kalmıştı. Çöpten çıkarttık. Tekrar devreye koyduk. Yapılsın kararı çıktı. 600 bin lira proje bedeli ayıttırdık ama şöyle bir durum da var. Eskişehir'in bir Porsuk barajı var. Evet. Biliyorsunuz Eskişehir bu suyu turistik olarak kullanıyor. Evet. Bu suyun kaynağının kesilmemesi için de kaynağı bizde. Bu suyun. Evet. Bizim bu barajımızı engelliyor.
Evet. Bu baraj Akçıgöl Boğazı'na yapılacaktı. Zemin sakat dediler, şu dediler, bu dediler. Neticede benim de dahil olduğum bir çalışmayla Keçilere doğru Çırçır Deresi Boğazı denilen bir yerde olsun kararı kılındı. Evet. Daha önce 150 bin dönüm sulama kapasiteliydi. 100 bin dönüme düştü. Tamam, oraya da razı olduk. Şimdi onu da çekmişler. Keçilerin dibinde 3-500 dönümlük sulanacak bir göletçik de demeyelim artık. Yer hani yapılmış olsun diye yapacaklar. Evet. Tabii biz burada, ben başta Kütahya bürokratına, Kütahya valisine, vekillerimize sesleniyorum. Yani bu baraj yapılacaksa en son kararlaştırılan Çırçır Derezi Boğazı'na yapılsın. Evet. Ki biz de pancarı ucuza mal edelim. Evet. Bizim arkadaşların dediği gibi gerçekten 3000 metre, 4000 metreye borularla, kendi imkanlarımızla, yeraltı suları da zayıf, su götürüp sulamayla uğraşıyoruz. Bu da çok masraflı oluyor. Evet. Ama bizim barajımız biraz önce yapılırsa biz de en azından bu sulama maliyetinden kurtulacağız. Biraz daha rahatlayacağız. Biraz daha rahatlayacağız. Daha fazla ekim yapacağız, daha fazla üreteceğiz ve daha az masrafla daha ucuza mal edeceğiz. Evet. Vatandaş da şeker ucuz yiyecek. Evet. Biz de kazanacağız. Onlar da kazanacak. Üreten de, tüketen de, sağlıklı bir şekilde. Evet. Çünkü pancar şekeri gerçekten en sağlıklı şeker. Evet. Ha, şekerin sağlıklısı yok da en sağlıklısı şeker pancarı şekeri yani. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür size. Ederim. Güzel sizlere, bilgiler verdiniz. Çiftçi TV'ye bu ziyaretinizden dolayı, bizlerle dertlerimizi paylaştığınızdan dolayı ben çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Başımız gözümüz üstüne. Sizleri misafir etmekten mutlu oluruz. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür efendim. Yalnız sarayımızın tabii ki pek çok güzellikleri de var. Bu güzelliklerle beraber tabii ki üretilen yerde sorunlar da olacak. Öğretmenim çok güzel söyledi. Tatlı tatlı. Bizim amacımız da bağcıyı dövmek değil. Maksat üzüm yemek. Yani pancarımızı biz güzel güzel yetiştirelim ama sulamadaki sıkıntımızda lütfen yetkililerimiz sesimizi duysun diyorlar efendim. İnşallah bu sorunlar çözülür. Yalnız Saray halkının yüzü güler. Çiftçimizin yüzü gülerse biz de Çiftçi TV olarak yüzümüz güler. Hayırlısı olsun diyoruz, güzellikler olsun diyoruz. Yalnız Saray'da görüntülerimize devam ediyoruz efendim. Evet Anadolu sevdalıları, Altıntaş Ovası'ndayız. Kütahya'mızın Altıntaş ilçesi, şeker pancarı olmazsa olmaz efendim. Biz de baktık, bir yandan makineyle söküm gerçekleştirilmiş. İki büyüğümüz var, biraz konuşacağız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Tülü Koç, Yalnız Saray köyündenim. Altıntaş'ta ikamet etmekteyim. Esnaflık ve çiftçilik yapmaktayız. Şu an için pancar hasatı yapmaktayız. Evet. Bereketli olsun inşallah. Allah nasıl razı durumlar? Olsun. Durumlarımız eskiye nazaran bu sene verimler düşük. Sebebi de bizim karayollarının yanlış yol yapımından dolayı, yağmurlarda sel sularının tarlamıza girmesinden dolayı biraz verimden çok zayiatımız var. Polar şeker değerimiz nasıl? Şu an için daha hiç teslim etmedik. Evet. Daha yeni söküme başladık. Evet. Polar ne olduğunu bilmiyoruz. Bu seneki değerlerimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şu an için bilmiyoruz. Eskiyle kıyaslayacak olsak pancarı eskiden nasıl sökerdiniz efendim? Eskiden tabii insan gücünden sökülüyordu. Şimdi tekli traktörlere makine aldık. O da kafi gelmiyor. 6 sıralı makineyle söktürüyoruz. Ha. Yani elimizi dahi değdirmiyoruz. Söküyoruz, yığıyoruz. Fabrikanın ropasından sardırıp gönderiyoruz. Bu kadar basitleşti. Artık bu kadar kolaylaştı. Bu kadar kolaylaştı. Teknoloji tabii, ilerleyince. Tabii teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz biz de. Gençliğinizde nasıldı hasatı kaldırmak? Ya gençliğimizde zordu tabii. Bizim gençliğimizde hep elinden işleniyordu. Teyzemin birisi köyde dedi ki, başka bir köyde, Karakucak dedi.
Hep kara kucak. Değil mi? Doğru, doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Kara kucak derken. Kara kucak. Böyle birkaç saniye düşünmüştüm. Yani hep bedence. Evet. El emeği değil evet, mi? Tabii tabii tabii. Nasıl o geçti kim bilir değil mi? Harmanlarımız tabii, tabii. Geçti. Harmanda mesela o zaman biçer miçer yok. Elimizle turpanla biçiyoruz. Anladığıyla topluyoruz. Arabayla getiriyoruz hayvanlarla. Sürüyoruz düvenle de bir ne bir kadar ay. Sürüyordu değil mi? Tabii tabii. En az 2 ay sürüyordu da kaldırdın neydi zaten. Şimdi kaldırdığımızı 1 sene o durumda yapamayız. Yapamazsınız değil tabii mi? Tabii 1 sene çalışacağız. Onu işleyemeyiz. İşleyemezsiniz. Bugün. Eskiden tabii. İnsanlarımız da sağlıklıymış değil mi? Yani? Tabii canım. Yani. Çünkü yediği organikte vücut yakıyordu, vücuten çalışıyordu. Şimdi yiyoruz. Yatıyoruz. Çalışmıyoruz, yatıyoruz, affedersin yağ tuluğu gibi oluyoruz. Ya. Peki gene de şimdi hakikaten altın taşımızın çok bereketli bu altın taş ovasının ürünlerimiz. Değerlendirecek olursak eskiye nazaran nasıl verimimiz? Şimdi eskiden gübre mübre bilmiyorduk. Evet. Hayvanla işliyorduk. Evet. Şimdi ufak traktör bile koşmuyor vatandaşta. Hep 4x traktör koşuyor. Evet. Güzel imar ediyor. Evet. Eskiye nazaran verim 3'e katladı, 4'e katladı. Değil mi? Hele hele bu verimli topraklar. Tabii canım. Şu topraklar benim çocukluğumda gölüdü burla. Ad üstünde Aksaz geçer buranın ismi. Aksaz. Evet. Sazlıktı yani. Sazlıktı ama şimdi bak ne güzel. Tortu toprak buna şunlar evet. Çiçek, saksı toprağı buradan evet, toprağı. Değerli toprak. Değerli toprak, tabii. Yani o zamandan bu zamana bilim, teknik ilerleyince inşallah mutlaka. Miktarımız, bereketimiz de İnşallah, inşallah. Bugün benim babam gelse bilemez burla nedir burla. Kim bunlar? Böyle bir şey görülmemiş ya, bir olay tabii. Ya, eskilerimiz yani o derece ilerledi tabii ilerledi. Teknik. Evet. Allah'ım sağlık sıhhat. Amin. Amin versin. Cümlemize inşallah. Kaldırdınız, hasadınız, bereketli Allah olsun. Allah razı olsun. Evlatlarımızla beraber. Amin. Kaç evladımız var onu da sorayım. 3 tane. Rabbim bağışlasın. 3 tane olan evladımız var. Evet. 5-6 tane torun var. Maşallah, barek Allah. Ne güzel Rabbim dünyada. İzin vermiş, göstermiş, sağlıcakla acılarını göstermesin. Allah inşallah. Razı olsun. Bütün Müslümanların evladını. Tabii bizim değil. Hep beraber. Hep beraber. Hep her beraber. Şey beraber olursa tatlı olur. Değil mi? Tek tabii başına tek olmuyor. Başına hiçbir şey yakışmaz. Tabii yakışmıyor. O gelmiyor. Evet. Efendim bir büyüğüm daha var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Tatar. Arkadaşımla aşağı yukarı 30 senedir arkadaşız. Ben Alınçıklıyım. 25 senedir burada ikamet ediyorum. Avrupa'dan emekliyim. Çok güzel. Avrupa'dan geleli 8 sene oldum. Arkadaş beni çiftçi etti bu yaşta. Hakikaten çalışıyoruz. Bize de Almanya'da işçiliği iyi öğrettiler. Değil mi? Arkadaş da o da orada çalıştığı için o da daha iyi biliyor çiftçiliği. O da biliyor. İkimiz buraya işliyoruz. Ben şöyle bir yenilendirem, patates ekem, karpuz ekem falan arkadaşa bazen şeyler yapıyorsun. Bir zaman bir tarihte patates ektik buraya. Altındaş'ta hiç kimse de yoktu. Ön olduk, şimdi herkes ekiyor. Maşallah. Karpuz ekiyoruz. Tabii satacak kadar değil de kendimiz yiyecek kadar. Altındaş'ın toprağında insanın diksen bitecek. Maşallah. Ama halkımız biraz bizim. Tembel artık kalıyor. Artık tembel diyelim. Evet. Yeşil büttan soğanı parayla alıyorlar. Evet. Pazarda ben kızıyorum onlara. Pazarda görüyorsun. Soğan satan 2 lira diyor bağına. Ben 5 lira de diyorum. Niye diyor adam? Eksinler bu toprakta her şey oluyor ama ekmiyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim bir büyüğüm olarak efendim? Buyurun. Şimdi siz Avrupa görmüşsünüz. Avrupa ile beraber vatana hasret kalmışsınız. Bir kere siz şu bir karış toprağın kıymetini iyi biliyorsunuz. Teşhisim doğru mudur efendim? Çok güzel. Gurbetin kahrını çeken hem insanlığı hem vatanını hem insanlarını çok sever. Evet, bir avuç toprağa kurban olurum diyor. Çünkü ben 35 sene kaldım. Yattığım zaman geceler dağımdaki ağaçları, taşları arzulardık. Ama şimdi ülkemizde bazı gençlere bakıyorum ben. Hiç kıymetini bilmiyorlar. Değil mi efendim? Hiç bilmiyorlar. O konuda inşallah Allah'ım onlara şuur versin. Değil mi? Bilinç, şuur, bilinç versin. Diyor, değil mi? Ne bileyim şu ülkemiz ne güzel bir şey. Şu memleketimizde kalkınma Avrupa'nın ilk gittiğimiz zamanki gibi bizim. Evet. Biz gittiğimiz zaman Avrupa aynı böyle kalkınıyordu. Kimisi tarlada, kimi bahçede. Bizim şimdi burasında taşı yığın satılıyor.
ağacı yığı satılıyor, toprak satılıyor. Ne güzel bir şey ama insanlar biraz daha olgun olması lazım. Birbirine karşı saygı, sevgi olması lazım. Ne bileyim, alışverişlerinde sağlam olması lazım. Şimdi bu çok mühim bir şey. Ne diyeceğim size? Efendim, çevremdeki büyüklerimden paylaştığım kardeşlerimle bilgi alışverişi yaptığım için ben gidip görmedim. Hemen onu da size bahsettim. Şimdi siz dışarıyı gördünüz. Ne dediniz biraz önce? Bize çalışmayı öğrettiler. Siz çalışmayı. Bu ilke ve prensip çok farklı değil mi? Tabii. Adam bize zaten önceden işin plan projesini, emniyetini öğretiyordu. İlk önce emniyet. Bunu önce öğretiyor, ondan sonra seni işe sayıyor. Burada bu düzen yok yani. Çiftçilik için de aynı değil mi? Her şey için aynı. Değil mi? Sofraya otururken altındaki sandalyene, kaşığını alırken kenarı kırık mı, bükük mü buna, çiftçilikte her şeyde tek bir güzellik. Biz arkadaşlar zaman zaman oturuyoruz da keşke 25 yaşımızdayken bu varlık elimizde olsaydı diyoruz. Değil mi? Yok ama Allah'ım sonradan verdi. Şu tarlanın ben izinden geçerken bu yoldan, bu tarlada biçer değil tırpanlarla biçmiyorlardı. Derdim bir de ya bu araziyi niye işlem olarak diye. Allah'ım sonradan bize nasip etti. Biz işliyoruz. Bereket toprak çok berekatlı. Evet. Verim güzel. Allah'a şükür. Binlerce şükür. Çok şükür, bin şükür. Allah memleketimize huzur, iyilik, afiyet versin. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Amin efendim. Güzel dilekleriniz için yüreğinize sağlık. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Böyle büyüklerimle çok güzel sohbetimiz oldu. Efendim tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler. Programımıza devam ediyoruz efendim. Evet Anadolu sevdaları, Yalnız Saray Köyü'nün muhtarının evindeyiz. Muhtarımızın annesi, eşi hanımefendi bir güzel yemekler yapmışlar. Biz de böyle güzel köyde, arazide gezerken çok acıkmışız. Karnımızı doyurduk elhamdülillah. Şimdi teyzemi tanıyacağım efendim. Biraz sohbet edeceğiz. Teyzeciğim isminizi öğrenebilir miyiz? Mürvet. Mürvet teyzem. Evet gülüm. Şimdi çok güzel yemekler yaptık. Kim neyi pişirdi? Önce onu soracağım. Gelin pişirdi. Hepsini mi? Hepsini. Aa, sen emekli misin yoksa artık? Emekliyim ben. Aa, dedim Mürvet teyzem de. Baktım turşu çok güzeldi. Turşuyu ben onlar yaparız da. Turşuyu sen mi kurdun? Evet. Oo, çok güzel ama yemekler de güzel. Sağ ol, afiyet olsun. Sen o zaman talebeyi güzel yetiştirdin. Artık devrettin öyle tabii, mi? Tabii ben ona devrettim galiba. Ya ne kadar güzel. Sağ ol. Mürvet teyzem kaç evladın var? 5 tane gülüm. 5 tane. Allah bağışlasın. 4 tane kız, bir tane oğlan. Bir tane muhtarım çıkmış. Çıkmış. Bir tane oğlan. Maşallah tebarek Allah. Nerelerdeler? Kızlar nerede? Biri Kötüaya'da, biri Altındaş'ta, ikisi burada. İkisi de yanında gene. Çok şükür işte. Elhamdülillah. Sağ ol. Çok büyük gurbet yok değil mi? Yok öyle gurbette. Çok şükür. Okuma işin gurbete giderler mi? Okurlarsa. Okurlarsa değil mi? Okuyan gidiyor. Hep bakalım Allah hayırlısını sağ versin. Olsun. Sen kaç yıllık gelinsin? Kaç yıllık evlisin? Amanın gülüm ben bilmem ne bileyim ben. Kaç sene oldu kim bilir ha? Bilmiyorum kaç seneler geçti. Ya kaç seneler geçti sana neyi soracağım? Sizin zamanınızda nasıl gelin alma nasıl olurdu gelin alma? Gelin alma nasıl olacak? Bizim inçki gibi değil. O zaman eski zamanlar. Saklı görüş. Öyle görmezdik birbirimizi. Amcayı görmeden mi evlendin? Görmedin, evlendim. Ama aynı köydense azıcık tanımışım. Köyde de akrabamız oluyor. Ha. Görmeden hiç birbirimizi görmedik. Evet öyleydi. Evet, İnci. Öyleydi. Peki gene de insanlar gizli buluşmaz mıydı? Hiç yasak, buluşmadık. Ayıp vardı böyle. İnci ayıp mı bak Ali? Şimdi ayıp yok. Şimdi gençler birbirini tanısın galiba, diyorlar değil mi? Tabii. O zaman sizde görüşme yok muydu? Biz görüşmezdik. Ta nikahta mı? Ta evlenişin.
Ta evlenince, gelin olunca. Allah, ya iyi çıkmazsa? Kendi köyümüz akraba. Ha, o kadar gene biliyoruz. Öyle yine evvel böyle yoktu gülüm. Ana hinçki gibi. Görüşmeler. Görüşme var, her şeysi var. Hey, nasıl gelin aldı amcam seni şimdi? Bir onu dinleyeyim senden. At arabası nasıl mıydı? Gelin araban nasıldı yani? Neyle gelin götürdüler seni? At arabasından. At arabası mı? Evet, evvel at arabası vardı. Ondan gelin alırlardı. Bari atı falan süslemişler mi? Süslenir tabii. Oo, atın bari at arabası süslüyor. Süslerler, gelinlik gelin arabası mi diye. Gelinlik giydin mi? Gelinlik öyle giymedik. Katife giyerdik evveli. Katifelerinin gelinlik öyle beyaz bir şey giymezdik. Ha, kadife şalvarlarla hinçke, gelin oldu. Öyle olurdu. Hinçki gibi değil galiba. Kaç gün oldu düğünü? Bir hafta. Bir hafta düğün bir oldu. Bir hafta düğün ederlerdi. Allah, ya, bir hafta. Bir hafta. Dayan dayanabilirsen değil mi? Misafir, hizmet. Tabii, hinçki gibi hemen bir gün gelen bir gün gitmez. Geldi mi, cumadan gelirler, cumartesi gün. Pazar, pazartesi gün giderler. Uzun sürüyordu tabii. Uzun süre. Kınalarınız, adetleriniz kına, değil mi? Tabii. Kına gecesi kına yaptılar mı sana da? Yaparlar, kına gecesi yaparlar. Elleri, ayakları. Adamla, davulla kına gecesi derler. Kadınla öyle kına gecesi deriz. Tef mi çalıyorlardı o zaman? Tef çalarlardı. Mani atılır mıydı o zamanlarda? Atarlardı. Sen biliyor musun? Atarlardı. Ben bilmiyorum. Aklına mı gelmiyor yoksa bak utanıyor mu yoksa? Aklıma gelmiyor. Hem galiba benim kafaya yok gülüm. Ah, kıyamam ben sana. Sağ ol. Kıyamam ben sana. Gülen yüzün solmasın inşallah. Sağ ol gülüm. Ne güzel, hayırlı bir evlat yetiştirmişim. Bak köyüne hizmet ediyor. Herkes memnun yapılan şeylerden. Bakalım çalışıyorlar ya Gali. Evet. İnşallah böyle sürdürü. Pideleri. Cami yaptılar. Evet. Köyün içine yapıyor. İnşallah değil mi? Köyümüze hizmet her türlü. Hizmet. Allah razı olsun. Pideleri şimdi gelin mi yaptı? Gelin yaptı. Fırında. Hıncı fırında. Pideleri evvela çekti geldi. Ekmek uyumaya gitti Gali. Ekmek atıyor. Keş gelecekler diye. İyi bakalım. Elinize kolunuza sağ olun, sağlık teyzem. Sağ olun gülüm, Allah. Allah selametlik versin. Sağ olun. Allah emanet olun inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Efendim. Yine buyurun gelin. Yemin içeceğim abi öyle. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim. Muhtarımızın evine konuk olduk dedim. Güzel köyümüz, güzel insanlar. Yalnız Saray köyündeki görüntülerimize devam ediyoruz. Efendim, Yalnız Saray'dayız dedik. Yalnız Saray'ın muhtarını tanıyacağız. Gençlerimize de sohbet edeceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İsmail Bakır. Yalnız Saray Köyü muhtarıyım. 1,5 yıldır görev yapmaktayım. Yalnız Saray Köyü'nden muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum. Köyüm merkezi bir köydür, güzel bir köydür. Nüfusumuz yapıyorum. Ne kadar? Nüfusumuz 470. Hay maşallah, bayağı da büyük kalabalık. Evet. Severek yapıyorsunuz, gençsiniz, dikkatimi çektin. Evet, evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vatandaş böyle münasip gördü. Biz de elimizden geleni yapmaktayız. Vatandaşımıza yardımcı olmaktayız. Evet. Seviyorum ben, severek yapıyorum. Şimdi, sizle kıyaslayacak olursanız, yani şöyle yani gençliğiniz veya çocukluğunuz zaten gençsiniz de, bu süreçte köydeki yaşamda neler değişti muhtarım? Çok şeyler değişti. Çok şeyler değişti. Biz tabii eskileri bilmediğimiz için yani çocukluğumuzdan bu yana mükemmel şeyler değişti. Şu anda artık şehirde olan her şey bizde var. Evimizde bulaşık makasından tut, çamaşır makasına kadar her şey var artık. Evet. Yani şehirden hiçbir farkımız yok. Hizmet güzel. Allah razı olsun. Evet, baktım yolumuz güzel. Köyümüz temiz. Evet, köyümüzün 4 tane yol girişi vardır. Ana yol girişi vardır. 3'ü sıcak asfalt, 1'si normal asfalttır. Evet. Bunlar yeni yapıldı. Gerçekten çok güzel oldu. Allah devlete zeval vermesin. Amin inşallah. Bunlar güzellikler tabii ki. Gençleri de bir tanıyalım efendim. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Umut Altınkaya. 1990 doğumluyum. Doğuma büyüme buralıyız. Bu köyde yaşıyoruz. İşimi seviyorum ben. Çiftçilikten gerçekten zevk alıyorum. Yani evet. Yaptığım işten memnunum. Hiç pişman olmadım bugüne kadar. Yani teknoloji şimdi artık ileride. Fazla insan gücüne yoruculuk olmuyor.
Yani rahat bir şekilde çalışıyoruz. İmkan oldukça teknolojiye ayak uyduruyoruz. Evet. Şükürler olsun devletimiz destek veriyor her konuda. Çiftçimize yani ekipman konusunda hibeler veriyor. Yani traktör konusunda sıkıntı yok yani. Her konudan faydalanıyoruz. Bu yüzden yani çiftçilik şu anda güzel yani. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Burada ben muhtarımla şöyle yer değişeceğim efendim. Sizi de tanıyalım. Ben Muzaffer Altınkaya. 1992 doğumluyum. Doğuma büyüme Yanlısaraylıyım. Evet. Umut Altınkaya abim olur. Oo, aile işletmesinde evet, kardeşlerden evet, birisi. Evet evet. Siz mutlu musunuz? Mutluyuz çok şükür. Elhamdülillah üretici olarak. Evet üretici olarak çok memnunuz. Halimiz vaktimiz iyi şükür. Çok şükür bin şükür. Çünkü Yanlısaray hakikaten Kütahya'nın pancar konusundaki en büyük kalelerinden birisi. Evet. Bunu da ben de bildiğim için bile böyle mutlu üreticiyi görünce moralim düzeldi yani. Evet evet biz memnunuz. Yaptığımız işten zevk alıyoruz gerçekten. Evet şimdi bir de alet ekipman olarak da. Evet ekipman olarak her şey son sistem zaten. Son sistem evet, evet modernize sistemler. Evet. Tarım ve çiftçilik daha rahat artık. Evet rahat. Rahat. Ben gene de soracağım. Çapacı fiyatları ne kadardı? Çapacı fiyatları dagarı 80 TL'ydi. 80. Dagar olarak evet. Günlük? 1000 metrekaresi. 1000 metrekareye bir kişi geldiği zaman evet. Çapaladığı zaman evet. 80 TL para alıyordu. 80 TL. Yemeği var mıydı? Yemeği kendisinden. Yemeği kendisinden. Evet. Çift çapa. İki çapa yapıyor. İki çapa yapıyor 80 bin lira 1000 metrekaresi. Anladım anladım. İşlerimiz şehir dışından geliyor. Çapacılarımız dışarıdan evet, mı geliyor? Evet çapacılarımız bizim Urfa'dan geliyor. Evet. Köyümüzün dışına bizden izin istiyorlar. Biz de oraya konaklamalarına izin veriyoruz. Evet. Orada konaklıyorlar artık 10-15 hane oluyor nüfus oluyor onlar. Gelip burada bizim çiftçimizin işini görüyorlar parasıyla. Evet. Onlar da aşağı yukarı 8-10 yıldır bizim buraya alıştılar. Artık kendi köylümüz gibi oldu. Gibi oldular. Evet köylülerimizi kırmıyorlar. Köylülerimiz onları kırmıyor. Hem de? Seve seve onlar da yapıyor. Biz de yapıyoruz yani bu işi seve seve. Zaten hiçbir işi sevmeden yapmak mümkün değil zevk vermez. Evet. Önce evet. İşimizi sevmek lazım. Sevmek önce lazım. İşimizi sevmek, sevmek lazım. Sevmek lazım. Bu da bir güzellik. Evet. Bu da demek ki yani o süreç içerisinde çapada bile iyi paraların döndüğü. Çok, orada, çok mükemmel mükemmel para dönüyor. Şimdi normal çiftçinin köylü bizim kendi köyümüzün yaptığı gibi yapmıyorlar. Evet. Yani bir kişi gündeki de galiyer çapılıyor. O da mükemmel para tutuyor. Evet. Koşa koşa çapa yapıyorlar. Yani bizim buralar gibi ediyor. Hani hı-hı. eski hani bizim bildiğimiz kendi köylü kadınlarımız gibi değil. Anladım. Onlar koşa koşa nizamlı yapıyorlar. Nizamlı çalışıyorlar, istikrarlı çalışıyorlar, evet. Sağlam iş çıkarıyorlar çok, diyorsun. Çok iş çıkarıyorlar. Allah çok razı olsun. Evet, onlar razı. Para kazanıyorlar. Hem de efendim köylümüzün işi görülüyor. Mutlaka mutlaka. Zaten onlar olmasa biz bu pancarı ekemeyiz. Evet. Biz pancar ekmedik mi köyde beklemenin alemi yok. Evet evet bu sefer de göç başlar. Mutlaka. Ne kadar güzel bir zincir oluşmuş çalışkan evet. İnsanlar. Peki muhtarım köyümüzde okulumuz var mı? Var. Var. 50 tane öğrencimiz var şu anda. Evet. 1, 2, 3, 4. 4. sınıfa kadar öğrenci var. Geri kalan taşıma. Taşımalı eğitim. Evet. Dedim ya biz çoğu köylerimizde okullar kapandı ama bizim köyümüzde göç olmadığı için öğrencimiz çok. Oo, yani maşallah. Allah razı olsun okullarımız sürekli açık. Oh, çok güzel, çok güzel yani. Evet. Bu da güzel haberlerden birisiydi. Bunları gösterdikçe, duydukça evet. Mutlu oluyoruz. Peki, muhtarım. Ekranlarımıza nasıl seslenmek istersiniz? Son olarak ne söylemek istersiniz? Söyleyecek bir şey yok. Söyledim ya, hangi işi yaparsanız yapın, sevmeden mümkün değil. Evet. Önce işimizi sevmek lazım, şükür etmek lazım. Evet. Bugünlerimize binlerce şükür yani. Evet. Başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür aslan ederim. Gibi çalışıp paşa şöyle. Gibi yemesine alıştık biz. Buyurun. Aslan gibi çalışıp paşa gibi yemesine alıştık. Biz öyle gidiyoruz. Seviyoruz işimizi. Burada bir delikanlı var ama şöyle bir yüzümüz evet. Gözüksün. Genç delikanlı şöyle amcaya doğru da dön bakalım. Dön bakalım şöyle kameraya doğru. Seni tanıyabilir miyim? İsmini söyler misin bana? Mert Ali. Mert Ali. Kaç yaşındasın? Bir. Kaç? Bir. Bir değilsin. Beş. Beş mi? Aha. Beş yaşındasın. Peki soruyorum ben sana. Sen büyüyünce çiftçi olacak mısın? Evet. Ne yetiştireceksin? Pancar mı? Evet. Seviyor musun pancarı? Evet. Peki şuradan şöyle kameraya doğru da dön. Bu şeker çocuğu dünyaya tanıtalım, gösterelim. Mert Ali diyor ki, büyüyünce çiftçi olacağım ben. Deden gibi mi? Evet. Dedesi gibi çiftçi olacakmış. Bir de kardeşi varmış. Değil mi? Hı. Adı neydi kardeşinin? Sümeyye. Ha, Sümeyye kardeşi var. Kardeşine de bakacak. Hem de çiftçi olacak. Okuyacak mısın peki? Evet. Oo, hem de okulunu okuyacaksın. Hı hı. Tamam. Tamam.
Şuradan el sallar mısın Çiftçi TV izleyicilerine? Şöyle ekranlara bir el salla bakalım. Mert Ali'den size selamlar gelsin. Efendim, bahsettiğimiz gibi Yalnız Saray'dan seslendik sizlere. Bu köyün güzelliklerini, çalışkan insanlarını, güler yüzlü insanlarını ekranlarımıza aktarmaya çalıştık efendim. Sorunları çözülsün diyoruz. Gülen yüzleri his olmasın diyoruz. Allah işlerine güçlerine kolaylık versin. Haftaya başka bir Anadolu sevdasında böyle güzel Anadolu sevdalılarıyla buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyoruz efendim.